Programımıza devam ederek geçen sırada bir veterimiz vardı Kerkük'te. Tabii ki son zamanlarda farklı bölgelerde Kur'an tahfiz merkezlerimiz vardı, ezberleme merkezlerimiz vardı. Onunla ilgili onlardan arasında bir merkezi seçtik. Orada bakalım kadınlara özel bu kurslar nece gelir? Bismillahirrahmanirrahim. Katiluhum yu'adzibuhumullahu bi'eydikum. وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Her insanın bu hayata eğitim almak doğal haklarından birisidir. Bu konuda da Kur'an-ı Kerim ve şeriatta bizleri, Müslümanlar olarak bize bu hususta tavsiye edilmiştir. Günaydın Vatanım programına özel, Kerkük'te bulunan Elmede Kur'an-ı Kerim merkezinde bulunarak bu merkezde düzenlenen kurslarla ilgili bilgileri göndermek istedik. Merkezin başında olan Ezher Camisi'nden mezun olan Kur'an-ı Kerim hafızı İkbal Elmimi kameramıza konuşarak şöyle konuştu. Tabii ahna bidiyena bidiyet bi ftahat halakat lin nisa fi mantaqti fi bidayet sene 1999. Ben 1999 yılında bu okulu açtım. Amaç farklı nedenlerden dolayı okul hayatına devam edemeyen kadın ve çocukları eğitmek, tevcid ve Kur'an kursları düzenlemek. Ben Mısır'da El Ezher Üniversitesi'nden tecvid ve Kur'an okuma diploması elde ettim. Bu kursları şahsi ve yardım seven insanlar yardımıyla gerçekleştiriyoruz. Kerkük Valisi'nden bize destek olmasını diliyoruz. Merkezde öğrenci olarak Kur'an-ı Kerim'i kursa katılan öğrencileri ise buraya gelme sebeplerini ve burayı neden sevdiklerini şöyle anlattılar. Hacıya ne zaman geldin tahfiz? Vallahi dördünle mayan. Ha vallahi. Evvelden okumamıştı? Yok okumam umiyya. Ha vallahi. Kitap bitirmedi yani? Vallahi. İndi ne geldi Kur'an okuma? Allah razı olsun kısaydan. Hapı şey alıştırdı bize. Ha vallahi bilmediğimiz bildik. İnşallah. İndi nanzo okuyabilsen, indi kudreti ve Kur'an okuyabilsen? Biz kullallah, elhamdülillah. Hafız edipsen bunları? Ha, elhamdülillah. Kur'an okuyabilsen? Kullar okula meselelerinde. Biz buraya 2 aydı, 2,5 aydı gelirik. İstifade ettiniz? Çok, bir şey bilmirdim. Hapsını Kusay, Allah razı olsun. Hapsını özü alıştırdı bize. Bir şey bilmirdim. Ne geldi indi ahkam? Çok anlamırdık, bir şey bilmirdik. Hapsini... Ahkam tilaveden anlamırdınız? Anlamırdık, hapsini özü alıştırdı bize. Kur'an okumağı nece oldu indi? Sen okbezarı var? 4 iptidai, bundan 50 level çıkmışım mektepten, 4 iptidaiydim. Bes indi maşallah hapsi beynime girdi. Hacıya ne zaman gelsen tahfiz? Vallahi takriben ben 6 yıl, 5 yıl yılında bilmem. Mektep bitirip sen? Mektep 3 saniye kadar okumuşum. Şimdi ne geldi okumağı, Kur'an okumağı, tilava ve tecvid? Ana iyiydi, çok iyiydi. Allah kabul etmez. Kısa kusur etmedi her şeyden. Ağlaştır bizi, manasını, hep bir şey ağlaştır bizi. Hacıda siz? Özüm zayıftı. Allah razı olsun. Yani çok müsaadeni eder. Ve nahnu min kilal kanatikum el muvakkara ned'u cemi'l muessesat el medeniye ve el muştema'iye lidaim hadihil muessese في محافظة كركوك وذلك نطلب أيضا نطلب من أبناء محافظة كركوك بزيارة المؤسسة وتشجيع أبنائهم من أجل الاشتراك في الدروس الدينية في تحفيظ القرآن وأحكام التجويد فضلا عن الانترنت وأساليب الموبايل من لدوزار سيانزا ولقلم قصي درس قرآن خيالين فيرمان. Ben okul hayatını tamamlayamamış biri olarak biz ve çocuklarımız bu kurslardan çok faydalanıyoruz.
Evet sevgili değerli izleyicilerimiz, tabii ki bu gibi merkezlerin Kerkük'ün farklı bölgelerinde bulunmağı çok önemlidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumağı herkes okuyabilir sonuçta. Ama doğru bir şekilde okumak önemli, çok bir şey. Önemlidir. Hı-hı. Bir de o okuduğu şeyin anlamını bilmek de önemlidir. Hı-hı. Tefsirini de herkes öz başına yapmak da çok önemlidir. Tabii. Onun için de kadınlara özelde bu gibi kursların, bu gibi merkezlerin farklı bölgelerde, farklı farklı komünitelerin de bu merkezlerde olmağı Kerkük için gerçekten güzel, çok güzel bir aslında. Şeydi. Sadece hatunlar için değil ki, belki de çocuklar da vardı, çocuklar için de vardı. Çocuklarça olsa çok daha iyi olur. Çünkü tabii, hani biraz beyinleri daha iyi olur, daha tez çeker. Bu da çok önemlidir.